Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Against the Storm'la karşınızdayım. Steam Oyun Festivali'nde yer alan strateji oyunlarından biri kendisi. Nasıl bir oyunmuş hep beraber göreceğiz. YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Kanala abone olursanız da süper olur efendim. Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Umarım eğlenceli, güzel zaman geçirirsiniz. İşin hikaye kısmını geçtim. Oynanışla ilgileniyorum biraz. Tamam, WASD ile. Veyahut mouse'la dedi haritada gezinebilirsin. Ama gezinemem, WASD daha iyi. Yan ekrana çıkıyor. Reputation kazandıkça yeni binaların yapılabilirliği açılacak. Yeni binalar unlock edilecek. Şimdi bir tane woodcutter binasını açtım sevgili dostlar, ama woodcutter yapamadım. Bizim buradaki elemanlar lizardman gibi bir şey mi? Herhalde lizardmanlar. Oyunu buradan durdurabiliyoruz. Kaynaklarımız şimdi gözüktü dostlar. Kahramanlarımız var galiba. Ya da bunlar ırklar, insanlar. Beaverstar herhalde hayvanımsı insanlar mı acaba, bilmiyorum. Ve lizardlar. Aa, ya da belki şöyle bir şey vardır. Köyde hepsi barış ve huzur içerisinde yaşıyor olabilir mi? Yani hepimiz aynı köyün içerisinde kalıyoruzdur. Atıyorum, insanların özellikleri farklıdır. Beaverların özelliği farklıdır. Lizardmenlerin özelliği farklıdır gibi gibi. Şimdi öncelikle şuradaki kamp sekmesinden oyun bana diyor ki bir tane woodcutter koy. Ama nereye koymam verimli olur? Her yer uygun mu? Yoksa koymam gereken önemli bir yer mi var? Şu aşağı bir yere koyalım woodcutter'ı, olur mu? Şuraya bir yere koydum. Agalar gidip şey mi yapacak? Burası kendiliğinden mi inşa olacak? Elemanlar mı gidip götürecek yoksa? Burada da kaynaklar var. Yumurta, et, sebzeler, kökler, mantarlar. Bunlar yemekler. Ve building materyaller. New order. Yeni emirler mi? İki tane kamp kurup 10 tane odun topladığımda bana 3 tane beaver verecek ve %40 daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Tamam. Olur abi, yaparım. Güzel. Buraya adam mı atamam gerekiyor? Şimdi. Woodcutter'da en iyi kim çalışır? Beaver'lar woodworker'lardır diyor. O zaman buraya beaver'ları verelim mi? İki beaver verelim şimdilik. İki beaver burada çalışsın. Beaver'lar böyle hafif yaratıkımsı insanlar diye tahmin ediyorum ama. Bir tane de öteki istikamete kuralım. Geriye. Gerisin geriye olur mu? Umarım olur. Yani birbirleriyle kesiştikleri noktada şey yok zaten. Şunlar beaver'lar mı ya? Yok, bunlar insan, Hector. Ama ben böyle insan görmedim abi ömrü hayatımda. Yüzünü görebilir miyim bir? Ha, insanlar ama sırtlarında böyle geniş bir şey var. 10 tane odun toplama görevi başarıyla tamamlandı. Doğru çalışanları yerleştirdiğimiz için rahat halledildi iş. Buraya da beaver. Bir bir çalışsın. 2-2 değil de bir bir çalışsın. Geri alabiliyor muyum bu adamı? Aldım, tamam. 2-2 değil, bir bir çalışsın. Hemen ne yapacağız abi? Verilen bu order'ı yerine getireceğiz. Şöyle birazcık kameramın yerini ayarlarsam dostlar, görevleri de görebileceksiniz efendim. En azından hani görev ekranını da görebilin, görevleri de görebilin istiyorum. Şuradan bir teslimat yaptım. Sıradaki görev nedir efendim? İki tane glides inşa edeceğim galiba. Ve eyvallah canım, ellerinize sağlık. Ve şey galiba sevgili dostlar, 5 tane beaver'ın woodcutter'da çalışmasını istiyor oyun. Ayarlarız anam. Sen 5'te, ben 6 tane ayarlayayım. Tamam. Glides dediği şey ne? İnşa edilebilir bir şey mi? Neyse. İnşa edilebilir bir şey mi acaba?
Glides dediği. Dekorasyonlardan bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Hüseyin, Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Selamlar dostum, hoş geldin. Prime'ın avantajıyla ikinci ayını kutladığın için çok çok teşekkür ederim. Herhalde iki tane kesim noktası inşa edeceğim sevgili dostlar. Glides dediği şey o. İşaretleyeceğim, inşa edeceğim artık. Nasıl tanımlamak istersen. Termoskopa bu arada. Kahvenin sıcak kalmasını sağlıyor. Tamam. Bir bura desek. Bir bura desek. Makul mü? Makul değil galiba. Olmadı, birazdan bir chatten yardım isteyebilirim. Blueprint'i alacak olabilirim. Shelter. Peki. Şu an shelter yapmayı öğrendim de. Dostlar, Glides'a ne demek istiyor acaba? Yani bir bileniniz var mı? Glides ne demek istiyor? Kamera sol alta. Olabilir aslında. Sol altta çok az şey var. İtemler falan da orada değil galiba. Minik bufflar var. Şöyle sol altın biraz üstüne alayım. Buffları görün. Glides sır demek. Ormanı kestikçe sır öğreneceksin diyor. Şuralara doğru falan ilerle diyor galiba. Bak, burası dangerous. Tehlikeli mekan. O halde bak, biz ne yapacağız biliyor musun? Biz yanlış yaptık abi. Biz yanlış yaptık. Şurayı iptal et. İki tane sisi açmamı istiyor benden. Şöyle gidilecek galiba. Abi tamam, iyi hoş. Yani sisleri açalım da. Bu esnada yemek nasıl dayanacak? Housing, shelter. Şuraya şöyle bir iki tane ev inşa edelim mi? Evler ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Herhalde popülasyon cap'ini arttırıyordur. Yakıt. Crafting resource'ları. Build materyalleri. İnsanlar, lizardmenler ve canavar adamlar bir arada uyum içerisinde yaşıyorlar. Keşke bir an evvel puan gelse de şey verebilsek ya. Reputation gelse de. İşte tarla marla versem. Ben bu oyunu sevdim bu arada. Ben bu oyunu gerçekten sevdim. Hoşuma gitti. Tam olarak neye karşı mücadele edeceğiz bilmiyorum ama düşünsenize dostlar, bakın hani fantastik yaratıklar, işte lizardmenler, canavarımsı insanlar ve insanoğlu bir arada yaşıyor. Evler yapıldı. Exploration. Tamam, o göreve doğru gidiyoruz zaten. Oyunun hızını arttırma gibi bir mevzu var mı efendim? Var. 2x'e alabiliriz mevzuyu. İnsanlar bir 2x'de mücadele etsin. Şu yukarıda da bir sır öğrenilebilecek gibi. Şurayı da keselim mi? Hem buradan bir sır öğrenilsin, hem buradan bir sır öğrenilsin. Gerçi bence aşağıyı salalım. Bak, aşağının hala uzun işi var. Aşağıyı salıp şu yukarıdaki iki sisi keşfedelim, tamam mı? Bence aşağıyı salıp yukarıdaki iki sisi keşfedersek anca öyle. Bir kırmızı bar var. Queen Independence. Burası Reputation. Bir mavi bar var, bir kırmızı bar var. Queen Independence dediği şey nedir acaba? Diyardaki bir kötücül güç olabilir. Yemekler, odunlar falan burada depolanıyor. Diyardaki bir kötücül güç olabilir diye tahmin ediyorum. Sinematiği izlemedik ya, belki sinematikte anlatıyordur her şeyi. Dur bakalım. Kendimiz oynaya oynaya keşfederiz. Dostlar, çok İngilizcem yok, o yüzden sinematik izlemek istemiyorum. Daha doğrusu akıcı bir sinematik olmadığı sürece. Metinlerle anlatıyor genelde ve bazen kullandıkları kelimeler şey olabiliyor. Benim anlamadığım ağır kelimeler olabiliyor. Minimal basic İngilizce bende var. Geri kalanı yok. Abi şöyle yapalım o zaman bak. Çok net tavrımız olsun, tamam mı? Şurayı kes, iki sisi de aç. Bu kadar. Yapacağınız iş bu. Yani hatta görev önceliği verebiliyorsam oraya doğru bir görev önceliği verelim. Pekala. Şöyle bir telefonu kenara koyayım. Mesaj sesi geldiğinde ekran dılıdıtlamasın. Çok az kaldı sevgili dostlar. Şuradaki ağaç kesildiği an ilk sır keşfedilecek. Ve ilk sır keşfedildi efendim. Nedir bu keşfettiğimiz sır? Small Enchantment. Yok olmuş bir kamp. Burada iki tane insan katılacak galiba bize. Bir insan ve bir beaver.
Buraya bir insan ve bir lizardman versem, insanlar genelde işte tarla işinde falan çalışmada iyiler. Lizardman mı versem acaba buraya? Abi şuradan bir iki insan değil de lizardman. Lizardmanları buraya ver bir bakayım. Oradakilerle konuşacaklar mı artık? Dövüşecekler mi? Ne yapacaklar bilmiyorum ama. Yavrum, chat kapalı kapalı. Bebeğim benim. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin ömrüm. Hoş geldin bebeğim. Chat kapalı yavrum. Görüp de sana cevap vermemek olur mu? Chat kapalı. Ha burada da ne var efendim? Storm Bird. Şey, sanırım fırtına kuşunun yuvası gibi bir şey. Ve iki tane sır keşfedildi dostlar. İki sır keşfedildiği için 3 insan yanımıza katıldı ve 30 yemek oldu. Foragers kamp yapacağız. Meyve sebze toparlayabilmek için. 5 tane de sebze mi toplayacağız? İşte bu toplayıcı kamplarında en iyi insanlar çalışır. Ödülü topla. Ha ödülü toplayabilmek için buraya bir insan bir de lizard şey mi beast mi vermem lazım? Beaver mı vermem lazım? Beaver'lardan birini alalım buradan. Birini alalım buradan. Canım merhaba. Bir insan, bir beaver. Şuraya doğru bir ver bakayım. Sonrasında Blueprint'lerden geldi değil mi? Aynen öyle. Forager Camp. Bu Forager Camp'ın nereye inşa edildiğinin bir önemi var mı peki? Bir önem arz ediyor mu bu durum? Şöyle evin bir tık buken. Aa, evet tabii ki önem arz ediyor. Nasıl kaldırabilirim bunu? Move. Şuraya. Şöyle baksın. Arkadan toplasın. Ölmeyi bayılmak sanmıyorum hayatım. Chat kapalı bebeğim. Seni görüp cevap vermemezlik yapar mıyım? Ödülümü alabilir miyim? Ha seçmem gerekiyordu galiba. Ya 11'im Amber gelecekti. Ya da bu kampa gidip kamptan bir insan ve bir şey mi aldık? Ya da alıyoruz. Bu kamp bize şey veriyor galiba ya. Ha 4 tane sebze veriyor. Toplayıcılık yaptırıyor. Ödül olarak aldığım insanlar geldi mi peki? Tabii ki benim en büyük ödülüm sensin hayatım. Sen benim hayattaki uğurlu yolumsun. Anlıyor musun? Sanırım bu kamplardan 5 tane şey toplamamı istiyor. Abi bu ne? Şunları toplamaya birini gönderemiyor muyum? Bak bu da yemek. Yani yollayayım lizardmenleri yumurtayı aşırsınlar. Yollayayım lizardmenleri aşırsınlar yani şeyi yumurtayı. Aynen bak burada topluyorlar. İnsanlara biraz ev de yaptım. Ev niye yapıldı bilmiyorum ama. Oyunun görsel tarzı benim acayip hoşuma gitti bu arada. Fırtına nasıl bir eksi veriyor? Global Resolve. Ne olduğunu bilmiyorum. Beni görmemezlikten geliyor. Utanma da yok. Efendim Ozan sen ne dedin? Sen ne dedin? Görmedim. Bir beaver, bir insan. Clay ve kökle geliyor. Ya da iki insan yumurtayla geliyor. Bir beaver, bir insan alalım. Bu nedir efendim? Workstation'ların %50 hızlı çalışmasını alalım. Görev tamamlandı. Dev bir sebze aldım buradan da. Şimdiki görev bir tane stone cutter yapıp o stone cutter'dan 5 tane taş toplamak. Taş toplamaya herhalde lizardmenleri göndeririz diye tahmin ediyorum ama insanlar da mı gider? Beaver'lar mı gider yoksa? Yani ya beaver'lar gider ya insanlar gider. Şurayı keşfetmeye oynasanıza. Burası bak. Burayı bir açın bakalım. Şimdi şuradan hemen taşçıyı alalım.
Taşlar da burada. Herhalde taşta da beaver'lar çalışır ya. Emin değilim ama taşta da beaver'lar çalışır gibi. Ne kadar odunum var peki benim? 304 tane. Hey maşallah. Şu şey dediği build material. Bina materyalleri hangisi? Az olan. Taş falan herhalde. Öyle tahmin ediyorum en azından. Chat'te boş yapıyoruz. Bir şey yok. Hero Warrior Prime'ın avantajıyla ikinci yayında iyi oyunlar dileğini iletmiş. Teşekkürler Hero Warrior. Sağ olasın. Görmedim dostum. Kusura bakma. İnsan mı çalışırsan da? İnsan çalışmaz ya. İnsan sebze meyve. Beaver'lar Woodworker diyor. Lizardman'lar. İki tane boşta Lizardman'im var. Dört tane boşta insan vereceğiz mecbur ya. Yapacak bir şey yok abi. Taş çıkaracağınız. İnsan vereceğiz. El mecbur. Lizardman'lar böyle birazcık daha savaşa yönelik. Biraz daha savaşçılar. Şurası da açılsın. Burada da keşfedilebilir bir yer var. Ben bu oyuna bayıldım bu arada. Şu an gerçekten oyunu sevdim ve istek listesine alıyorum mutlaka. Zıbıdı bımdı. Oy. Pam 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 pa pa pam. Devam. Oyunu saldım mesaj arıyorum. Bana geliyor bana. Burada da çağ atlanıyor galiba ya da ikinci yıla geçiliyor. Tamam. Order complete. Öncelikle gruba katılmak isteyenler var. 2 beaver, 1 insan, 2 insan, 1 beaver. Ben 2 beaver, 1 insanı alırım çünkü beaverlar daha çok iş yapıyorlar. Hemen şu görevi tamamlayalım. Sonraki görev. Harvester kamp kur ve plant fiber topla. Hay 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 hay. Hemen gelen reputation'la Harvester kampı kullanalım. Ama Harvester kamp nereden toplayacak? Buradan toplayacak. Peki. Şu aşağı doğru kuralım. Bir yandan da ev yapalım mı ya? Şöyle. Bir de şöyle arkaya doğru. Bir iki üç tane. Ne işe yarayacak bilmiyorum da böyle hani base'in etrafını sur gibi. Plant fiberi de insanlar toplar ya. Taşçıyı da insanlardan beaver'lara geçirelim. Bu beaver dedikleri nasıl gözüküyor acaba? Beaver dedikleri elemanlar şunlar. Beaver galiba. Cüce mi bunlar? Ayrı bir tür mü? Hafif böyle insanımsı yaratıklar mı? Çok merak ediyorum bu arada ya onu. Beavers. Evet, kunduzumsu bir yaratık normalde. İşte hayvan insan diye tasvir edelim o zaman, değil mi? Hayvan insan diye tasvir edelim, aynen. Aynen aynen, hayvan insan diye tasvir edelim. Sanırım öyle demekten yana bir sıkıntı olmaz. Plant fiberler toplanıyor, insanlar fiber topluyor. Evlerin yapımı umarım bir işe yarıyordur ama hala materyal yok. Herhalde materyal üretimi endüstride falan açılacak. Çok emin değilim ama bir de şurada bir sır açıklanacaktı. Burayı göreceğiz. Şurada da bir düşman gibi bir şey var. Bu muhtemelen oyunun ilk başlangıç haritası gibi bir şey. Bize burada oyunu öğretiyor. Bakalım efendim, şuradan bir order'ı tamamlayalım. Sonraki aşamada ne diyor? Plank yap. Bridge yap. Şey yap, hani topladığın fiberleri falan işle. Bu işleyicileri işleyecek ne lazım? Workstation lazım. Evet. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Peki. Yeni bir alan keşfedildi galiba burada. Merhaba. Nereden girdiniz de keşfettiniz ya? Hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Şunu alalım. Bunu kim alsın? İnsanlar getirsin ya. O zaman şimdi şu şeyleri bir inşa edelim bakalım, şu yerleri. Şu arkada bir yerde çalışsın ya, şurada.
Herhalde buradan yana bir insanları gönderdim ama investigate diyor. Canavar falan yoktur değil mi? Herhalde canavar falan yoktur ya. Harvest Camp değil de Forager Camp. Buradan bir toplayıcı ekleyip insanlara biraz daha materyal toplattıralım mı? İnsanlara biraz daha kök toplatırsak güzel olur gibi geldi. Evler falan ne işe yarıyor söylemedi bu arada. Şimdi burada. Beaver'lar çalışır sanırım ya. Emin değilim ama sanırım Beaver'lar çalışır. Şükrü abi hoş geldin. Nasılsın? Keyifler yerindedir umarım. Serhat güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Çok çok teşekkür ederim desteğin için. Şuralarda bir bar var. Bu ne anlama geliyor acaba? Ha, insanların bana duyduğu reputation. İşte Beaver'ların duyduğu reputation ve Lizardman'ların duyduğu reputation. Çalışıp çalışmama durumlarına göre mi değişiyor acaba bu reputation miktarı? Ne bileyim mesela Lizardman'lere iş vermediğim zaman Lizardman'lar biraz daha mı sorun çıkartıyor? Bence bu arada bir işleyici daha yapmalıyız. Şu yumurtalar nasıl alınır bilmiyorum da buraya bir yere bir tane daha endüstri kurulmalı diye düşünüyorum. Bir endüstri daha kurup orada da beaver'ları ya da insanları çalıştırmalıyız. Ki insanlar toplayıcıda çalışıyor. Ya Lizardman'lar kaba kuvvet. Ya, Lizardman'ların reputation'ı düşüyor galiba. İsyan mı ediyorlar? Evimi terk ediyorlar? Bununla alakalı bir şey görmedim ki. Hadi şurada da iki insan çalışsın madem. Bir yerde iki beaver, bir yerde iki insan çalıştıralım. Şuradaki toplayıcıdaki iş de bitti. Görev de yapılıyor burada. Şurada savaşacak şey lazım yani. Orada savaşılacak büyük ihtimalle. Üçüncü yıla giriş yaptık bu arada. Savaşılacak büyük ihtimalle. Eyvallah onu anladım ama daha Lizardmenlerin eline bir şey veremedik ki. Daha Lizardmenlerin eline bir şey veremedik. Bu oyun çıktığında Türkçe dil desteği olacak mı acaba? Çok merak ettim ya. Ben bunu oynamak istedim çünkü. Hatta şuradan bir istek listesine de yapıştırayım. Tüh be. Çıktığında Türkçe dil desteği olmayacak ama oturaklı bir oyun yani böyle grafikleri falan iyi. Şimdi yeni yılda aramıza katılmak isteyenler var. Lizardmenleri alabiliriz veya iki Lizardmen ve bir insan alabiliriz. Ben iki Lizardmen ve bir insan almayı tercih edeceğim. Dakikada 15 yumurta ya da dakikada 15 plenfiber. Dakikada 15 yumurta. Çünkü yumurta iş yapar ya. Bana iş yapar gibi geldi. Görevi teslim edelim efendim. Yeni görevimizde tehlikeli alanı keşfetme ve o tehlikeli alandaki antik tableti alma karşılığında 30 amber verecek bana. Peki anladım ama diyelim tehlikeli alanı keşfettik. Şurayı bir keşfedebilir miyiz? Diyelim tehlikeli alanı keşfettik. Kendimizi nasıl savunacağız? Bununla alakalı bir malumatımız, bununla alakalı bir bilgimiz var mı? Çünkü bana henüz dekorasyon dışında bir şey ürettirmedi. Bak, Food Production'a tıklayamıyorum. City Building'e tıklayamıyorum. Beaver House. Lizard House, Human House. Hepsini alabiliyor muyum? Sanırım sadece Beaver'ı alabildim. Shelter, barınak. Bir iki tane de Beaver House kursak. Oduncunun köşelere. Bir tane toplayıcının oraya. Şimdi Beaver House'u kurmak neye yarayacak bilmiyorum ama yakıtımız var, yemeğimiz var, yemeğimiz artı da. Şuraları falan keşfediyoruz böyle yeni yerleri. Yukarıdan gideriz herhalde buraya doğru ya. Şu odunculara daha fazla beaver versek. Kurduğumuz oduncularda daha fazla adam çalışırsa bence daha çok iş yaparız. Buraya da bir beaver daha. Burası main bölge. Bu başına koruma mı atıyoruz acaba buranın?
Lizardmenler koruyor burayı. Upgrade için 4 tane dekorasyon. Sadece 4 dekorasyon upgrade için yetiyor mu ya? Wizard Post falan zor kurulur. Bir iki tane barrel koysak misal kenara köşeye bir yere. Ne bileyim şu evlerin kenarına. Şöyle bir 4 tane barrel koydum. Efendim sevgili Mr. Patateslik Prime'ın avantajıyla 17. ayında. Teşekkür ederim Mr. Patateslik. 17. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Evet, şu an seviye verebiliyor olmam lazım ama veremiyorum garip bir şekilde. Her neyse efendim. Yeni yerler keşfedildi mi peki? Şuraya iki tane balta vursanız açılacak zaten orası. İki tanecik bir balta vurun. Ha, oduncu kampının içerisinde şey kalmadı. O zaman bu kampı şuraya doğru taşır mısın? Bu kampı buraya doğru taşıyıp işçileri geri verelim buraya, dibine. Anladım. O zaman misal nerenin kesilmesini istiyorsak bu kampı da buraya taşısam agacım. Bu şekilde yeni yerler keşfediliyor. Herbalist Camp. Vay be, mantarlardan herbalist. Ben herbalist camp'i almanı istiyorum. Lizardmenleri yolladım buraya. Lizardmenler oradaki herbalist camp'i alsın. Stonecutter diyor ki abi burada taş kalmadı. Abisinin gülü, taş kalmadıysa sen orada boşta bekle. Yeni gelenler var. Beaver ve Lizardman var. Bak, herbalist kampı yapmayı öğrenirsek ya da bu herbalist kampı burada diriltebilirsek şahane. Çünkü dibinde mantarlar falan var. Burada ne keşfedildi efendim? Flexler gelir, yumurta gelir. Anladım. Orada pek bir şey keşfedilemedi anladığım kadarıyla. Daş yok hiçbir yerde. Şuradan hadi çok uzatmayalım oyunu. Oduncu kamplarının ikisini de şuradakilerin işi bitsin. Şuraya bir yere vereyim. Yandan girelim anasını satayım içeri. Ne olabilir ki? Yani Age of gibi bilmiyorum asker şey yapma mevzusu var mı ama burada insan çalışır abi en iyi. Burada insan çalışır. Şuradaki insanları alıp buralara beaverları verirsin. Çünkü beaverlar ay onlar da 3-3 çalışıyormuş. Okey. Complete order. Hiçbir order'ı complete'lemedim. Alarm tamamla diyor galiba. Hani sanırım bu kısım için daha fazla bir yatırım yapmamışlar, emin değilim ama. Hacı abi, I like the movik movik. Gel. Buralardan niye? Ha, bu burası toplayıcı çünkü. Burası oduncu. İkinizi de buraya koydum. Yarın şurayı. Evet evet, sanırım mevsim döngüsü falan var. Banished serisi YouTube'da var dostum. Oradan seyredebilirsiniz. Samet Güngör Reply YouTube kanalında. Burada toplayacak bir şey kalmadı galiba ama şurada var. Buraya koyabilirsin. Burada da herbalistler toplanıyor. Depolama alanı çok uzakta olduğundan dolayı bir sıkıntı yaşıyorlar galiba. Order'ı completeleyemiyorum işte. Şuranın açılmasını bekliyorum. Aa, sevgili Povdere tanıdık. Şey, Banished serisi Samet Güngör Reply'da. Samet Güngör Reply'da Slime Rancher'ın birinci oyunu var. Shield Wall serisi var. Sheltered var. Banished var. Stoneheart var. Biz orada bayağı bir şeyler oynadık ya. Bir ara Reply'ı bayağı sıçrattık yukarıda. Sonra kaldı öyle. Şuranın açılmasını bekliyorum dostlar. Şöyle etrafı sarıp şu ortadan 3 ağacı keserlerse gireriz oraya.
Şu ikisini keserlerse gireriz oraya. Elle tıklayabiliyor muyum acaba? Neyse, dünya kadar adam çalışıyor burada. Elbet halledilir. Baksana yani seviye basma, upgrade yapma muhabbeti falan da var. Lizardmenlerim duruyor. 7 tane lizardmenim var galiba. Şurası bir açılsın bakalım, yani lizardmenler savaşta iyi. Nasıl bir iş yapacaklar acaba? Foraj'cim merhabalar, hoş geldin. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Şunlardan birisi kesildiği anki kesiliyor. Sanırım o karanlık alanı keşfedebileceğiz. Haydi bakalım. Aha da keşfedildi. Ancient Shrine. Bu shrine'da tehlike var kıymetli dostlar. İşte Lizardmenlerin gitme zamanı geldi buraya. Lizardmenlerin gitme zamanı geldi antik tableti almaya. Savaş mı olacak herhangi bir şekilde? Onu da anlamadım da. Yani Lizardmenler savaşçı. Ne oldu abi? Evet, ruhlar bir insan, bir beaver, bir de Lizardmen öldürdü. Var var, yerini dolduramayacağımız insanlar değil de ölmeseler daha iyiydi. İki insan bir beaver gelsin base'e. Ha, yani tamam, büyük bir düşman değil de böyle ruh gibi bir şeyle savaştık galiba. Allah'ım, nihayet gün ışığı doğdu bir yerlerden. 24 saniye sonra antik tableti alacağız. Antik tableti aldıktan sonrası bizde. Bina malzemeleri falan da yapılıyor şuradaki workshoplardan. Burada bir tane taş için yer var ama taşlık bir şeyimiz yok. Ve bu da sanırım bitti mi? Şu iki toplayıcıyı yan yana koydum. Yürüyün oraya. Abi madem oduncular burada, şu oduncuları buradan taşıyalım. Şuraya gel. Şuraya gel. Birazdan oyun bitecek büyük ihtimalle. Demo için oldukça yeterli bir oyun yapmışlar diye düşünüyorum. Aha da antik tablet bulundu. Ve teslim edildi. Oo, çok güzel, tarım alanı falan geldi. Daha oyun devam ediyor mu? Galiba devam ediyor. Anladım. Oyun böyle bir yapıya sahip. Aynen, bu bağlılık dereceleri güçlü şey güçsüz olursa villagerler şey yapmazlar. Hani villagerler köyü terk ederler diyor. Köyü terk etmemeleri için villagerların sevdiği şeyler burada. İşte hani bu eleman et yemeyi seviyor. Kıyafet bulunsa iyi olur diyor. Bisküvi seviyor. Turta seviyor. İnsanlar için olan evlerden istiyor. Ya da en azından bir shelter istiyor falan filan. Hani bu elemanların kalması için bunlar gerekli. Ve diğerleri için de aynı şey geçerli. Her ırkın kendi sevdiği farklı şeyler var. Ekimle alakalı falan bir şeyler anlatıyor ama tarımla alakalı. Sevgili Nainat merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler keyifli yayınlar dileğiniz için. Evet dostlar. Bu da böyle bir yapımdı deyip yavaştan ilk izlenimi sonlandıralım. İnsanların, Beaver adı verilen yaratıkımsı varlıkların, Lizardmenlerin bir arada yaşadığı, keşfe dayalı, ilerlemeli bir strateji macera oyunuydu bu. Gerçekten oyun benim çok hoşuma gitti. Demo oyun festivali bağlamında Agents the Storm'u siz de dilediğiniz gibi deneyebiliyorsunuz dostlar. Haberiniz olsun. Ne yazık ki herhangi bir şekilde Türkçe dil desteği yok oyunda ama olsun. Gerçekten çok çok keyifli. Hani savaş öğeleri yok. Tam bir Age of gibi değil. Ama barışçıl bir şehir kurma oyunu gibi de değil. Fantastik dünyada geçen bir strateji şehir kurma oyunu kendisi. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.